biz bunu bir özgürlük yürüyüşü olarak nitelendirebiliriz. Sadece Kürt halkının değil, aslında adalet isteyen, barış isteyen, demokrasi isteyen tüm halkların yürüyüşü olarak nitelendirdik. O nedenle de bütün çağrımız aslında bu ülkede barış ve adalet isteyen herkeseydi. Yürüyüşümüzü de bu amaçla başlattık. Çağrıyı ilk yaptığımız günden beri buna sahiplenen bir halk vardı. Bu sahiplenme şöyle gerçekleşti. Mahalle mahalle ev ev duyuruları yapıldı. Sizin de dediğiniz gibi bütün olumsuz hava koşullarına rağmen hiç kimse bu çağrıdan vazgeçmedi. Çünkü tecriti kırmanın yolu ve özgürlüğüne kavuşması, Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşmasının yolu bizlerin de bu tecriti kırma mücadelesiyle gerçekleştirecek. Bunun bilincindeydik ve böyle çalışmaya devam ettik. Herkes çok inançlıydı. Bu konuda ee, geldiğimiz sonuçta öyle oldu. Ee, çağrılar yapıldı, toplantılar yapıldı. Bütün olumsuz koşullara, baskılara rağmen hiç kimse kararlılığından vazgeçmedi. Sonuç olarak da biz ayın 19'unda İstanbul'da herkes bulunduğu noktadan hareketle gemliğe yürüyüşe çıktı savaşla beslenen, kan, kanla beslenen ve halkları yok sayan bu, bu iktidar bizim bu yürüyüşü yapmamızı ve e, aslında hedefe ulaşmamızı engellemek istiyor. Bu nedenle de e, korkuyla saldırıyor. Yani e, neredeyse herhalde e, çevre illerdeki bütün e, e, koluk güçlerini de üstümüze salarak engellemeye çalıştı. Yani bazı arkadaşlarımız daha evlerinden çıkarken ablukaya alındılar. Bazıları araçlarından çevrildi. Tespit edebildikleri her yerde e, fiziki takibe uğradık ve engelleme çalışmaları yapıldı. Bunların yapılacağını biz zaten biliyorduk. Yani olmazsa olmazı bu iktidarın bunlar. Benim esas değinmek istediğim şey her şeye rağmen. Yani çok kötü bir hava vardı. Ona rağmen işte Barış Anneleri yanımızdaydı, Adalet isteyen herkes yanımızdaydı, Barış isteyenler sokaktaydı. Yılmadılar yani. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz hep birlikte yan yana bu yürüyüşe başladık. Şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Mesela bir ilçemizde daha Evlerinden çıkarken aldıkları arkadaşlarımız hemen sonrasında yola çıkıp sonrası gözaltıları da göze alarak başka bir yerde bir daha çevrildiler. Oradan atlayanlar başka bir yerde bir daha çevrildiler. Sonuçta ne oldu? Biz hedefimize ulaştık. Gemlik'teydik. Diğer illerden gelen arkadaşlarımızla buluştuk. Vekillerimiz oradaydı. Eş, başkanımız oradaydı. Hep birlikte bir açıklama yaptık. Bu kararlı ve inançlı kitlenin önünde durabilecek bir engel yok. Biz bunu savunmaya bugün başlamadık. Biz 25 yıldır bu te tecritin kırılması için mücadele ediyoruz. Bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Belki bu bir dönüm noktası. Artık yeter dediğimiz, edibese dediğimiz bir dönem. Yani bundan ötesi yok. Bu tecriti kıracağız. Bütün mücadelemiz bunun için. Biz bu tecriti kıracağız ve halklar özgürleşene kadar, halkların mücadelesi bir sonuca varana kadar yolumuza devam edeceğiz mesajıydı. Ve e, esas hedefimizin tecritin kırılmasını istediğimiz yer İmralı tecriti, oranın tecriti kırılana kadar bu mücadele devam edecek. Kırılması halinde e, bu baskı ve Kürt sorun aslında sadece Kürt halkı üzerindeki baskı değil. Bu ülkedeki yaşayan bütün halkların mücadelesi açısından bir çıkmaza doğru gidecektir. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Biz de bu tecriti kırarak aslında bütün bu talepleri yerine getirerek hem politik seminde kendimizi ifade etmek yani çizdiğimiz politikalar yol yöntem olarak barışın sağlanması Kürt sorununa demokratik bir çözümün barışçıl ve demokratik bir çözümün ulaşması ve diğer halkların da politik mücadelelerinin demokratik bir zeminde devam etmesi. Uluslararası zeminde de bunun tanınması yani alınan anayasa mahkeme kararları, ahim kararları yani hepsinin hiçe sayıldığı bir durumdan çıkmak ve aslında bir anlamda barışı sağlamak. Baş, bu yürüyüş bir başlangıç derken e, tam da altını çizmek istediğimiz şey bu. Bu mücadelenin e, tek bir şeyle hani hatırlatıp kendimizi geri çekileceğimiz bir durum değil. Sonuç alına kadar devam edeceğimiz bir durum. E, o nedenle de tabii ki bu bir başlangıç ve devamı da gelecektir. Yani günün koşulları. Artan baskılar ya da işte yol haritamız tamamen buna endeksli. Yani ilk hedefimiz burası. Yani biz tek başımızayken uğradığımız baskı bu toplumun bütün kesimlerine uygulanan bir baskı haline geliyor. Bu, bu ülkede herkes rahat sözünü söylesin ve demokratik ve barışçıl bir çözüm olsun diye tüm barış isteyenleri, bu etkinliklere ve eylemlere katılmaya, güç vermeye davet ediyoruz.